Dünkü olaylar, yapılan ahlaksızlar tüm spor kamuoyunun gözü önünde cereyan etti. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu olaylara sebep olan baş ahlaksız ve yancıları ve onlara çanak tutan kamu görevlileri hakkında gerekli suç duyurularını yaptık. Tekrar ediyorum. Dünkü olaylar, yapılan ahlaksızlıklarla tüm spor kamuoyunun önünde cereyan etti. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bu olaylara sebep olan baş ahlaksız ve yancıları ve onlara çanak tutan görevlileri hakkında gerekli suç duyurularında bulunduk. Biz bu boş stat kabadalığıyla geçen sene de mücadele ettik. Yine de ederiz. Sezon başından beri Ali Koç'un yaptığı bu şımarıklıklar artarak devam ediyor. Kimse de bu şahıstan hesap sormuyor. Dün akşam maç biteli bir saatten daha fazla olmuş. Statta olmayan Ali Koç, stada trafik durdurularak, üstüne basarak söylüyorum. Ali Koç, trafik durdurularak polis eşliğinde sahaya alınmış, sahanın önüne kadar polis eskortuyla gelmiş ve sahaya alınmıştır. Güvenliği sağlaması gereken görevliler, şehir eşkıyalığı yapanların korumalığını yapmıştır. Hepsi de, bu söylediklerimin hepsi de kamera kayıtlarında tek tek var. Çekilen kameralarda var. Stadın kendi kameralarında var. Hepsi tek tek orada gözüküyor. Sonra yanında silahlı korumalarla eşkıya gibi sahaya girmeler. Sahada insanlara kabadayılıklar, ailelerine küfür etmeler. Sonra da kameraların karşısına çıkıp yapılan hadsiz konuşmalar. Değerli basın mensupları, bazı cümleleri iki sefer okumamdaki maksat şu. Tek tek herkesin kulağına gitsin. Tek tek herkes duysun. Türkiye ve dünya spor kamuoyu duysun. Bugün buradan size söylüyorum Ali Koç. Tüm bu yaptıklarının hesabını senden teker teker soracağım. Bunu iyi dinle. Bu yaptıkların senin yanına kalmayacak. Seçim kazanmak için yaptığım bu şovun hesabını bugün, yarın daima vereceksin. Tüm Türkiye senin camiaları karşı karşıya getirmek için bir proje olduğunu öğrenecek. Daha önce de ifade etmiştim. Son 6 aylık gelişmelere bakın. Son 6 aylık gelişmelere bakın. Camiaları birbirine düşürmek, camialarını birbirine kırdırmak için yapılanları hatırlayın. Ve bu projenin ne anlama geldiğini, nasıl bir proje olduğunda siz basın mensuplarının ve bütün vatandaşlarımın, Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletin dikkatine sunuyorum. Ayrıca şunu da bil ki, bütün bu yaptıklarım bana sökmez. Ben Galatasaray Başkanıyım.
Bir mesajım da taraftarlarımıza ve üyelerimize. Bizim için hiçbir seçim bu şampiyonluktan daha değerli değildir. Tek konsantrasyonumuz takımımızla bu hafta sonu ulaşacağımız 24. şampiyonluğumuz. Bugün itibariyle seçim için yaptığımız toplantıların hepsini durdurduk. Gördüğünüz gibi hep bir aradayız. 7/24 Florya'dayız. Oyuncu kardeşlerimizin ve hocamızın yanında olacağız. Kimse merak etmesin. İyilik yine kazanacak. Biz şampiyon olacağız. Değerli basın mensupları, üstüne basa basa söylemek istediğim şeyler bunlar. Burada dikkatinize sunduğumuz hususların hepsi bizim aklımızdan geçen veya icat ettiğimiz şeyler değil. Hepsi kameralarda var. Daha önce yapılanların hepsi basında var. Yine çekilmiş kameralarda, videolarda var. Bir tarafta önemli bir maç, stadın koruması için yanlış hatırlamıyorsam 2400 tane devlet polisi buraya memur edilmiş. Evet, teşekkür ediyoruz devletimize. Bu maçın nasıl bir maç olacağı önemli bir maç, şampiyonluğu etkileyecek bir maç. Stadı korumakta görevli olan arkadaşlar, görevliler, maç bittikten 1,5 saat sonra eskort ediyorlar. Stada giriliyor, akreditasyon alanlarına giriliyor. Daha fazlasını söylemeye gerek yok. Herkes yapılan kamera kayıtlarına baksın. Orada her şey var. Değerli basın mensupları, dünkü olayla ilgili söylemek istediğim bundan ibaret. Tabii Galatasaray bu şampiyonluğu önceliğe almıştır. Çok değerli bir şampiyonluktur. 24. şampiyonluğumuz olacak. İnşallah 25'i ve 26'yı da önümüzdeki dönemde yapmayı planlıyoruz. Onun için merak ettiğiniz konularla da şimdi soru cevap kısmına geçebiliriz. Yapabilecekleri tek şey bu. Ellerinden gelen bu. Gerek bahsettiğiniz oyuncu, ismini söylemek istemiyorum. Tek oyunun başından beri, ısınma anından beri tek yapabilecekleri, tek ellerinden gelen bu. Kaos yaratmak, gerginlik yaratmak ve olayı futbolun dışına taşımak. Siz oradaydınız değil mi? Gözlerinizle gördüğünüz olanları. Bizim aslında bir şey söylememize gerek bile yok. Fakat biz camiamızı temsilen duruşumuzu size ifade etmek istiyorum. Boş sahada, yanında silahlı korumalar, 70-80 tane yancısı, devletin memurları. Efendim? Devletin polis memurları maalesef. Ve özellikle bu işin bir statüsü var. Burası Galatasaray Spor Kulübü'ne ait bir stat. Belli süre içinde federasyona devrediliyor. Federasyonun yetkisi altında gözlen birisi var. Federasyonun bu işi takip eden insanları var. Akreditasyon alana giren kişiler bellidir. Herkes, ben dahi belli bir süre içinde akreditasyon alanına giremem.
Bu federasyonun görev süresi bittikten sonra artık orası Galatasaray'ın evidir. Sen geliyorsun, aynı haneye tecavüz eder gibi. Tek başına da gelemiyorsun. Silahlı korumalar, 80 kişi, stat boşalmış, seyirci boşalmış. Ya bu sahte kabayılıktı, kabadayılık değil denedir. Sahte kabadayılık değil denedir. Bir, niye yapıyorsun? Galatasaray gibi büyük bir camiada, daha önce de başka bir konuşmamda ifade etmiştim. Sen camiaları birbirine düşürmek, camiaları birbirine kırdırmak üzere bir proje yapıyorsun. Onun için buradan ben polis görevlisi arkadaşlara sesleniyorum. Ya siz bunları bilmiyor musunuz? Siz bunların farkında değil misiniz? Silahlı korumaların stadı içinde ne işi var ya? Stat boşalmış, herkes evine gitmiş. Stat boşalmış, yani orada sadece görevliler var. Görevlilere ne yaptıkları sizin kameralarınızda yok mu? Çekilmedi mi? Onlar sizde yok mu arkadaşlar? Bir tek amaç burada görüyorum ben. Maç bitmiştir. Maç bitmiştir. Sonuç tescil edilmiştir. Ondan sonrası işte en tehlikeli kısım orası. Türkiye'de 80 milyon kişi futbolla ilgilidir. Yaşlısı, genci, çoluğu, çocuğu, herkes futbolla ilgilidir. Herkes futbolla ilgilidir. Sen bunu yaptığın zaman insanların tahrik ettiğinin farkında değil misin? Sen bunu yaptığın zaman insanların sokakta Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı birbirini gördüğü zaman nasıl davranın? Biz bunları yaşamadık mı? Başka ülkelerde bunlar yaşanmadı mı? Bir şeye çok yazık. Bir şeye çok yazık. Ali Koç önemli bir ailenin ferdi. İyi bir eğitim almış birisi. Ailesinin gücü belli. Bu gücün arkasından, yani böyle bir işe tevessül etmek, böyle bir işe ve girişmek, insanları birbirine düşürmek, bunun hesabını kim verebilir ya? Yarın böyle bir olay vuku bulduğu zaman, bu durumdan vazife çıkarmak isteyen insanlar olmayacak mıdır? Bu gerginliği yaratıyorsun. Bu gerginlik sadece bu seviyede mi kalır? Bu durumdan vazife çıkaracak insanlar olursa bunun hesabını kim verecek? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Değerli basın mensupları, size düşen bir görev var. Gördüklerinizi, orada olduğunuza göre duyduklarınızı Türk kamuoyuyla paylaşmanız lazım. Biz söylüyoruz. Ama belli bir seviyede Galatasaray'ın etik değerleri çerçevesinde kalmak zorundayız. Bilare basın toplantısında sarf ettiği kelime. Ya arkadaş, daha yarış bitmedi. Daha yarış bitmedi. Bu kinin, bu nefretin bu hale dönüşmesi,
insanları birbirine kırdırmak seviyesine gelmesini çok tehlikeli buluyorum. Başka bir tehlike de bu işe destek veren Ali Bey konvoyuyla stada polis eskortuyla geliyor. Maç bitmiş. Maç bitmiş. Orada stadı korumakla görevli, oradaki olayları korumakla görevli arkadaşlar ortada yok. Kameralara bakın, orada duruyor kendisi. Niye duruyor? Ne işi var orada? Orada ne işi var? Kamu onu ne diye görevlendirmiş? Onun için sizden ricam, gördüklerinizi, duyduklarınızı kamuoyuyla paylaşın. Türkiye'nin artık özellikle bugünlerde, ne bugünlerde bu gerginliğe ihtiyacı var, ne bugünlerde bu kavgalara ihtiyacı var. Sükunete, birliğe en ihtiyaçlı olduğumuz dönemde böyle iki büyük toplumu, iki büyük camiayı birbirine düşürerek, kendisi ifade ediyor, biz de seçime gireceğiz diyor, sen de seçime gireceksin diyor. Bir seçim için, bir seçimi kazanmak uğruna bu insanları birbirine düşürmek uygun mudur? Ama şunu bilsin ki Ali Bey, bunun hesabını tek tek soracağız. Bunun hesabını tek tek soracağız. Bunlar bana sökmez. Ben Galatasaray'ı bakıyorum. Bunlar bana sökmez. Ya Ali Çelik Kanat stattan sorumlu, stadın çimlerinden yani bakımından sorumlu bir arkadaş. Yedi sekiz kişi çocuğun üzerine yüklenip, yani böyle bir şey delikanlılıkta var mı? Böyle bir şey spor yöneticiliğinde var mı? Bakın olayları nereden nereye taşıyorlar? Nereden nereye taşıyorlar? Kendisi demedi mi federasyona gidin de hakemleri tartaklayın? Demedi mi? İzmir'deki İzmir grubuna şöyle yapın, böyle yapın demedi mi? Gittiğiniz yerlerde, AVM'lerde fotoğraf çekin bilmem neyin demedi mi? Bu nasıl bir spor adamlığı? Ya sen neyine güveniyorsun? Bu desteği, bu gücü nereden alıyorsun ki? Bu kadar. Bu ifadelerin dışında hakemler yumruklanmadı mı? Bu ifadeler ışığında sahalarımızda istenmeyen olaylar olmadı mı? Niye kaşıyorsun bunu? Bunu kimse sadece futbolla izah edemez. Çünkü futbol camiaları ilgilendiren bir olay. Dediğim gibi Türkiye'deki 80 milyon kişi futbolla ilgili. Futbolda olan olaylarla ilgili. Yedi sekiz tane Fenerbahçeli orada sahanın görevlisini, çimlerden görevli arkadaşlar sağ bakımdan hücum et, onları dövdü. Şimdi bu sahte kabaylık, bu sokak kabadayılığı var ya, öyle bir şeydir ki, öyle bir şeydir ki, öyle mecralara taşır ki ortamı,
öyle mecralara taşır ki önüne geçilemez. Ben oradan onun için bugün emniyet müdürüme, sayın valime, değerli savcılarıma ve devletime sesleniyorum. Bu gidiş iyi bir gidiş değil. Demin ifade ettim, peşi sıra son 6 ayda olan olayları bir gözden geçirin. Sahaya çıkmamalar, Riyad'dan beri olan olayları izleyin. Hep bir provokasyon, hep milleti birbirine düşürmek, hep bir şeyin peşinde. Tekrar ediyorum, bu gidiş iyi bir gidiş değil. Buradan devletime sesleniyorum en son. Bu gidiş iyi bir gidiş değil. En önemlisi de nereden cesaret alıyor ya? Bu işi normal bir insan, normal bir vatandaşlar, buradaki kişiler cesaret edemez ya. Nasıl oluyor, sen boş bir sahaya giriyorsun, maç bitmiş, aradan 1,5 saat geçmiş. Korumaları yanına alıyorsun, 70-80 tane de adamın yani bir polis eskortunda geliyorsun oraya, sahaya giriyorsun, insanları dövüyorsun. Şimdi ne oldu, ne kazandın? Başkanım söylediğine ilaveten şunu eklemek istiyorum. Sonra da sorunuza geleceğim. Buradaki temel nokta trafik durdurularak, yani polis eskortuyla gelmeyi de şöyle tanımlamak lazım. Tüm orada yüzlerce araba durduruluyor. Durdurularak polis eskortuyla içeriye giriliyor. Ondan sonra orada emniyet görevlisi arkadaşlarımız var. Oradaki memurlar sonuçta emirle hareket ediyor. Onlara bireysel olarak hiçbir şey yok. Ama emniyet görevlileri, çünkü normalde statlar şöyledir. Bir saat, bir saat sonra, çünkü güvenliğin amacı oyuncuları ve işte hocaları, onları korumak. Oyuncular gittikten sonra bizim normal güvenlikten bir kişi var. Okan hocamız orada olduğu için. Ve stat'taki diğer güvenlik de stat bittikten sonra, şey yaptıktan sonra gidiyor. Ve polis oradaki en üst görevli olan spor şube müdürü de dediği şey burada yöneticilerimize, biz şeyi sağlayacağız zaten. Asıl güvenliği sağlama birinci sorumluluğu emniyet. Buradaki şey. Şimdi aksine yer açılarak, görüntüler de var, hiçbir şey yapılmayarak, böyle hatta böyle psikolojik davranış özetidir bu. İşte telefonla konuşup arka dön, yani aslında biz görmemiştik. Kamera olduğunda biliyor ya, en iyi oradaki polis şeyleri biliyor. İşte böyle bir şeyle meydan bırakılmıştır. Bir de ilaveten bizim arkadaşlarımız burada emniyetteki oradaki bazı görevliler tarafından tutulmuştur. Yani bir tarafın güvenliğini almaya çalışıyorsunuz, düşünüyorsunuz. Pardon. Düşünün. Sizin korumakla yükümlü olduğunuz insanları değil de gelip silahlı adamlarla gelen insanları koruyorsunuz. Böyle bir maalesef talihsiz bir şey yaşanmış durumda. Ya yine başkanımın dediği gibi buradaki olay, yani kamu güvenliğinin, çünkü ben orada sağlaması gereken şey adil olur taraflar. Neyse güvenlik konusu, onu yapması lazım. Öyle olmadığı zaman Dursun başkanımın dediğine gelir. Bundan sonra herkes 100 tane silahlı adam tutup böyle mi yapmak gerekir? Yani bunun yapılmadığı için, böyle bir şey olsa düşünün ki şu an ya öyle yapsaydık keşke demek ben hiç istemiyorum. Çünkü öyle yapılmış olsa bu sefer ne olacak? Orada çatışma mı çıkacak? Yani bunlar işleri nerelere götürür arkadaşlar? Yani buradaki kamu düzenini orada sağlaması yükümlü olan insanlar bizzat yol keserek, şey yaparak, eşlik ederek maalesef böyle olmuştur. Bunu tüm samimiyetimle orada söylemek zorundayım. Zaten görüntülerde de mevcuttur. Diğer sorunuza gelince, oradaki mesele şu. Adalet sağlanmadığında, adalet olmadığında insanlar camialarının gücüyle, ki çok büyük güce sahip bir camiayız,
kaygılandırılarak hatalar yaptırıldıkça federasyon EYM'a göre karar verince bu sonuçlar böyle olur. Adaletin olmadığı yerde ot bitmez. Ve ben orada açıkça söyledim ve hala Ali Koç onu söylüyor. İşte Trabzon'la ilgili olmaması gereken dedi bizim oyuncularımızın ceza almasına. Onun sebebi şu. Trabzon Spor o zaman benim o konuştuğum kesitte de hatasını kabul edip bize en yüksek ceza verilmesini istiyoruz demişti. Sonradan ceza verildi verilmedi kısmını sonra oldu. Benim konuştuğum zaman. Dolayısıyla bir camiye hata yaptığını düşünüp en yüksek ceza verilmesi gerekir diye bir şey diyorsa veya hatasını kabul ediyorsa sen hala hatasını yapmış insana sen şöyle yanlısın. Maalesef bizim memlekette bu işe yarıyor. Düşmüşe ne kadar söylersen kahraman oluyorsun. Güçlüden de hep iki adım öte duruyorsun. Ben öyle yapmadım. Adam hatasını kabul etmişse dersin ki bunların kesinlikle olmaması lazım. Bir cümleyle de geçmedim bu arada. O da tamamen manipülasyon. Kesinlikle olmaması lazım dedim. Evet çok o anlamda kısa geçtim. Çünkü hatasını kabul eden bir şey var. Diğer tarafta yerdeki insana vurulmasına rağmen o kadar şey olmasına rağmen ben hukuk kurallarından bahsettim. Çok da normal. Çünkü hukuk kuralı bu. Ne yapalım? Bir insanlar istemiyor diye, şu olmuyor diye hukuk kuralının dışına mı çıkalım? Böyle bir durumda. Ve orada şunu dedim. Biz de yapmış olsak bize de en çok ceza verilmesi gerekir diye söyledim. Yani aynı şeyi kendi üstümüze alarak ve bundan sonra da olursa bize de en yüksek ceza verilsin diye. O nokta bu noktalara getirdi. Sadece o değil başlangıcı. Bundan önce de başkanımızın da dediği gibi bir toplum hoyratlığa tamamen dünyevi endişelerle, çıkar endişeleriyle bu kadar müsaade ediyorsa sonucu bu noktaya gelir ve başkanım da dediği gibi daha da öteye gitmesin diye gereken şekilde bunları yapmak lazım. Camiamız bizden bu anlamda asmayı kesmeyi beklediğinde çok kolay camiamızda kahraman olursunuz. Zaten maalesef diğer tarafın yapmaya çalıştığı bu. Başkanımızın da bu noktadaki duruşu dediğim gibi insanlar birbirine düşmesin diye. Çünkü bunun sonunda herkes vicdani hesabını verecektir. Ama bu adaletsizlikler başından beri yapılan adaletsizlikler bir tarafın tamamen kayrılması işi bu noktaya getirmiştir maalesef. Şimdi sorduğun soruda evet işte orada Eray Bey var. Üç tane güvenlik görevlisi var. Çünkü zaten herkes çıkmış. Polis var. 200 tane. Belki daha fazla. Yani aşağı yukarı. Orada. Şimdi bu şu gibi. Yani birileri sizin ne bileyim dükkanınıza geliyor bir şey yapıyor. İşte örneğin İşte kamu arttırayım mı? Çok pardon. Kamu düzenine aykırı bir şey yapıyor. Ev sahibine şey soruluyor. Yanında da orada da 10 tane polis var evin önünde. Ya kardeşim sen niye önlem almadın? Bu şöyle bir şeydir. Zaten bakın ben olayın daha sonralarında bir görüntü var. Yine yani sizlerin çektiği. Orada kadın polislerimiz var. Onları koruyor. Bizim arkadaşlarımız tabii konuya öfkeli şey yapıyor. Ben de aman aman diye araya girmeye çalışıyorum. Çünkü polisle biz çatıştırılmaya çalışıyoruz. Yani olay bu. Şimdi gelsin herkes orada yerine koysun. Oradaki bulunan herkesin. İki şık var. Devletin polisine ya el kaldıracaksın. Çünkü onları koruyor. Ve orada 70-80 kişi var. Polis var. Polis diyor ki bunu da hani söylüyor. Biz önlemi alacağız diye söylemişler. İki tane şık var. Devletin polisiyle karşı karşıya geleceksin. Bunu yapacaksın. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bırakın Galatasaray'ı. Hiçbir kimse için olamaz. Yani sonuçta devletin polisi orada devleti temsil ettiği için hiçbir şekilde söz konusu olamaz. Ondan sonraki olay bile oraya gitmesin diye o şey oluştu. Ve her zaman statlardan bir saat, bir buçuk saat sonra kimse kalmaz. İşin doğası gereği bu. Yani gece evinize birisi giriyor. Siz niye uyanık değilsiniz? Abi gece uyunur. Buradaki olay insanlar stad 10. dakika. Önceden niye olmadı? Oradaki bir şey vardı o işin. Önlemi vardı, güvenlik vardı. Ama planlanan aşamada zaten stadda polisler kaldığı için onların önlemi almasını beklersiniz. Ha bundan sonra başkanımız yine dedi. Şöyle mi yapmak gerekiyor? 100 kişi silahlı adam koyup bu mu olsaydı yani başka bir çaresi varsa deyin ki evet şöyle bir çaresi vardı.
o insanlarla hani el sıkışıp hadi bunu şey yapmayın mı denilecek. Tek çaresi polis, yani devletin emniyeti sağlaması gereken, dediğim gibi oradaki memur arkadaşlara bir şey demiyorum. Onlar orada emir kulu ama burada onların başında olan bu işleri şey yapmayan insanların, şunu da ilave edeyim, kasıtı göstermek için bir sürü olay oldu orada. Tehdit var, hakaret var, darp var, linç girişimi var. Bir kişi orada polis tutanak tutmadı. Bir tane insan bunlar varken oradaki polis görevlilerinin amacı bırakın engel olmayı. Bizimkilere engel oldular, onları olsa ve devletin polisinin görevi orada onlarla ilişki gördüğü, şahit olduğu olayla ilgili tutanak tutmaktır. Bu kanun. Kimse tutmadı. Şimdi böyle kasıtlı ve böyle neredeyse planlı olmaması da şey imkansız. Böyle planlı bir şeye karşı yapabileceğiniz tek şey var. Devletimizin polisine, devletimizin güvenlik gücüyle karşı karşıya gelmek. Bunun, yani bunu hiç kimse hiç kimseden beklemesin, hiç kimse de öyle bir şey yapmasın. Ha, hukuki olarak gerekli şeylerin yapılmasıyla ilgili hakkınızı arayacağız. Tabii ki zaten gerekli suç duyurularında bulunduk, görevini ihmal eden insanlarla da ilgili kesinlikle. Ama orada bu olayın sonucunu sadece oradaki hiçbir şeyi bilmeyerek bir yargıya varılması hiç doğru değil. Onu söyleyeyim. Çünkü neden bu olaylar orada insanlar çoğunluktayken, biz herkes oradayken bir sürü insan yapılmıyor? Sebebi belli. Polise rağmen gelinir mi? Yani siz düşünün, bir yere 200 kişi polis var ve siz girmenin, yani girileceğine dair yüksek derecede bir şey almamışsanız böyle bir şey cesaret eder miydiniz? Değil mi, girmeye? Çünkü o zaman şu olacak. Girmeye çalıştı. Yani seçim öncesi Ali Koç'un veya herhangi bir seçime girecek kimsenin şöyle bir sahneyle karşılaşmayı göze alacağını düşünür müsünüz? Polisler durduruyor, polisler de ittiriliyorlar ve giremiyorlar. Bu başarısızlığı yaşamak, hiç kimse böyle bir risk alabilir mi? Almaz. Kesinlikle bence almaz. O zaman acaba bu işin önceden garantisi mi alındı? Sizi koruması gereken polis ve oradaki en üst düzey yöneticisi var bu konuyla ilgili. Acaba öyle mi? Bunların hepsi aydınlatılması gereken şeyler. Ve bunu bir Galatasaray camiası kamuoyu adına değil, normal bir her vatandaşın sorması gereken şeyler bunlar. Yani inan, anlayabilmiş değilim. Zaten bir başlamadan cevap vermiş. Pardon başkanım. Şimdi Erden düşmanlığı şuradan geliyor. Kusura bakma. Yani. Estağfurullah başkanım, ne demek? Kusura bakma. O kadar başarılı bir iki sene geçirdik ki, Erden kardeşimle beraber o kadar başarılı bir iki sene geçirdik ki birçok manada, sadece sportif manada değil, Galatasaray'ın finansal yapısıyla ilgili, yaptığımız işlerle ilgili, inşaatlarla ilgili, yani o kadar başarılı, Galatasaray'a o kadar büyük faydalı işleri yaptık ki, kıskançlık bir. Onların fıtratında olan karşı tarafı fitneyle dağıtmak iki. Ben, bana göre, Erdem'in ne cevap vereceğini bilmiyorum. Ama bana göre olayın esası budur. Çünkü Galatasaray'ın gelişinden, Galatasaray'ın bugünkü finansal yapısına ulaşmak istediği noktadan endişeleri var. Endişeleri var. Bunu sadece biz söylemiyoruz yani. İlgili banka kuruluşlarına gidin. Bizim projelerimizi onlar zaten takip ediyorlar. Onlara sorun. Onlara da diyorlar, yüzlerine karşı beraber olun. Galatasaray bu konuda çok iyi yönetiliyor. Dolayısıyla şey, fitneyi araya sokup işi birlikteliği dağıtmak manası. Ben şahsen öyle görüyorum. Erden kusura bakma. Estağfurullah. Teşekkürler başkanım. Ben yani normalde düşündüğümde bir şey bulmuyorum. Yani bir mana bulamıyorum. Öyle söyleyeyim. Çünkü gerçekten hepimizin hatası oluyor. Hani hiç orasına, biz de hiçbir zaman insan zaten hatasız olması mümkün değil. Ama bu camiaların gerilmemesiyle ilgili gerçekten çok çaba
sarf ediyoruz. Bunu hatta hala işte 2 sene önce söylediğim bir şey sürekli konuşuluyor. İşte söyleten de burada zaten. Ama ve onu da anlatmaya da çalışıyorum. Yani bir insanın bir şeyi bunu söyleyecek, söyledikten sonra 15 gün sonra özür dileyecek, 20 defa özür dileyecek. Zaten söylediğinin hiçbir hükmü kalmaz ki. Yani siz birisini çıkıp da böyle bir şey dediniz. Ondan sonra özür dilerim dedikten sonra bir şey kalmaz. Onun caydırıcılığı da kalmaz bir şeyde. Ondan sonra da hiçbir şey, gerginliği arttıracak hiçbir şey konuşmadım. Hiç yani karşı tarafı tehdit edecek, hakaret olabilecek hiç ve 20'den fazla defa hakaret edildi yani. Nelerdendi neler. Tek sebebi, başkanım da burada şahittir, hep konuşurken birlikte veya yönetim kurulundaki abilerimizin de olduğu zamanlarda, ya birisi birisine bir şey yaparsa bunun hesabını veremeyiz. Hiç. Hatta şu cümleyi söyleyeyim. Ta belki 10 ay, 12 ay önce. Ya şu an 2 tane 18 yaşındaki çocuk birbirini bıçaklamışsa bizim bundan haberimiz olur mu diye. Başkanım, ben başkanıma onu sordum. Olmaz, basına düşmeyince bilmez. Peki biz bir açıklama yaparsak bu risk daha fazla artmıyor mu? Artıyor. O zaman vicdanen kesin sorumlusun yani. 15 yaşındaki çocuk bile bunu düşünür. Şimdi bu hassasiyeti gösteriyorsunuz. Ama ben Galatasaray'da bir görevim var ve Galatasaray'ın hakkını savunacağım tabii ki. Bundan daha doğal ne olabilir? Ama toplumsal birliktelik için bir sürü mesaj da veriyorsunuz. Hem öyle diyorlar hem öyle. Yok kardeşim, hem öyle hem öyle değil. Ben 2 sene önce laftan sonra hiçbir hakaret şey etmedim. En son şeye takılmışlar ya, işte ceza meselesini. Ya benim söylediğim her şey hukuki ve hukuka uygun. Yani. Ama görüyoruz ki zaten mesele o. Maalesef çok büyük bir hoyratlık var ve bu başkanımın da sürekli dile getirdiği gibi o toplumsal birlikteliğe çok büyük şey veriyor. E basının bu konuda fikri bir takibi yok. Veya fikri takibi olsa, çoğu basın mensubunun fikri takibi olsa da söylemesi gereken şeyleri söyleyemiyor. Ondan sonra böyle bir kamuoyu oluşturuluyor bu işi bölmek için. Siz ne kadar çaba sarf edersiniz? Olmuyor. Bunun sebebi başkanım dediği gibi bizim birlikteliğimizi zedeleyip şey yapmak da olur. Başarılarımız da olur. Yani onu beceremez kimse. Onu net bir şekilde söyleyeyim de. Ama inanın bence içinde bulunan durumdan da kaynaklı. Yani maalesef yaşanılan durum, 10 yıldır yaşanılan durum, bunların da reaksiyonu. Ama net nedir bilemiyorum. Bilsem zaten çözmeye çalışırım. Şey anlamda çözmeye çalışırım. Yani bu bana edilmesinden dolayı hiçbir şeyim yok. Yani herkes, yani kaygısı olmayan insan, insan onu derim. İdealist insanlar cesur olur. İdealist insanlar her zaman cesur olur. O yüzden neler neler yaptılar. Basının önünde olan şeyleri siz biliyorsunuz. Olmayan neler neler yapıldı. Hiçbirisi sorun değil buradaki şey. Ama ben Galatasaray'la ilgili vazifemi yapmak zorundayım. Başkanımız Galatasaray'la ilgili vazifesini sürekli yapmak zorunda ve zaman zaman hataen bir şeyler de olabilir. Çok normal. Hepimiz insanız yani. İnsanın ağzından laf çıkar, bir şey olur. Bununla ilgili düzeltmeye çalışır ama ana iklimi bu yönde tutmaya gayret ediyoruz. Eğrisiyle doğrusuyla sadece bir gayretimiz olduğu kesin. Yani insanları bölmemeye, şey yapmamaya gayret ediyoruz. Bu kadar laf edilirken, yani size 10 defa terörist denirken siz çıkıp bir tane şey etmeyiniz, bu da bir camia, bir camiayı temsil ediyorsunuz. Nabzı düşürmek için, bazen camianın nabzını düşürmek için sizin de bir şeyler demeniz gerekiyor. Diğer türlü bu tarafın nabzını da düşüremezsiniz. Bunların hepsi gerçekten tek amacı, burada da bu kadar konuşmamızın, biz bugün çok farklı şekilde de konuşabilirdik. Yine toplumsal şey. Ve şunu biliyorum, böyle davrandıkça, o yüzden hep diyorum, hak ettiğimiz şeye sonunda varacağız. Biz hak ettiğimiz sonuca sonunda varacağız. Ve Galatasaray camiası olarak Dursun Başkanım'la birlikte yönetim kurulunda ben şahsen Galatasaray taraftarı kimliğiyle konuşayım. Hatası sevabı ama bu duruşumuzdan gurur duyuyorum. Yani çıkarcı. Çünkü dünyada maalesef ne işe yarıyor? Popülizm. Ne işe yarıyor? Manipülasyon. Ne işe yarıyor? Kendi tarafını konsolide et. Şunu et, bunu et. Bunlar topluma sadece spor için değil. Her manada zarar veriyor. Ben bizim ne olursa olsun, ne eleştiri alırsak alalım, bu duruşumuzdan gurur duyuyorum. Onu ifade edeyim. Bir federasyonda bir toplantıdayız. Şey
Ben böyle oturuyorum. İşte federasyon başkanı böyle oturuyor. Ben onun yanında oturuyorum. Alevi bu tarafta oturuyor. Erdem de benim yanımda oturuyor. 20 tane de işte kulüp başkanları var. Federasyon yetkilileri var. Bir olay oldu yani. Şimdi olayın niteliğini hatırlamıyorum ama Ali Bey şiddetle kalktı. Erden'e böyle parmağını sallayarak seni dedi yanlış bir şey söylediğimi düzeltebilirsin. Sen söylesin dedi. Ben tam hatırlamıyorum da şimdi. Ben söyledim. Şey dedi herhalde. Ben söyleyeyim sen düzelt. Dikkat et dedi. Yok abi, öyle bir şey dedi. Ben dedi seni mahvedeceğim dedi. Aynen parmak sallıyor. Seni mahvedeceğim. Sen Koç ailesini tanımıyorsun dedisin. Seni dedi mahvedeceğim dedi. Ticaret hayatını gece uykularını uyuyamayacaksın dedi. O kısımları demedi başkanım. Yani demedim. Ama yani öyle bir yani o nitelikte bir şey söyledi. Çünkü. Yani şimdi tabii Erden yani benim oradaki mevcudiyetim çerçevesinde ben de kalktım. Ne diyorsun sen ya? O esnada da federasyon başkanı iskemlesini geri çekti. Bizim aramız açıldı. Ne diyorsun sen ya dedim. Sen kimsin dedim. Sen kimsin dedim ya. Benim başkan vekilime sen bu lafları yani biraz iskonto ederek söylüyorsun. Sen kimsin dedim ya. Haddini bil otur aşağı. Tık. Aşağı. Şimdi bu sahte kabalaylık başka bir şey. Bu olaylar başka bir şey. Onun için biz kontrol edelim. Erden'in ne benim korumama ihtiyacı var ne Galatasaray'ın korumasına ihtiyacı var. Erden kendi işinde başarıyı yakalamış, önemli bir marka yaratmış, yaptığı projeler ortada. Zaten Erden'i methetmeye gerek yok. Yaptığı işler ortada. Ali Koç'un amacı acaba yılan neden korkarmış biliyor musunuz? İyi anlaşan iki kardeşten korkarmış. Yılanın bu şeyde var. Yani yazılan kitaplarda var. Yılan iyi anlaşan iki kardeşten çok korkarmış.